Coğrafya dersinde genel olarak Türkiye konusu, ticareti, sanayisi, ulaşımı, maden sanayi, enerjileri, sınır kapıları, Türkiye'nin akarsuları, kıyı kıtları olmak üzere geniş bir anlamda yalnız Türkiye'yi genel olarak anlatacağımız ders. İlk konu Türkiye ticaret. Türkiye'de ticaret eğer Türkiye'den yurt dışına yapılıyorsa dış ticaret, Türkiye içinde yapılıyorsa iç ticaret, Almanya'dan Irak'a yapılan bir transit ticareti, geçiş transiti varsa buna transit ticaret denir. İhracat dış satımdır, ithalat dış alımdır. Dış ticaret açığı ihracatın ithalattan fazla olmasına denir. Açığı kapatmak için, dış ticaret açığını kapatmak için dört tane şey yapılır. Birincisi yerli üretimi arttırmak gerekir. İkincisi yeni pazarlar bulmak gerekir. Üçüncüsü turizmin gelirlerini arttırmak gerekir. Dördüncüsü de ham maddedeki ihtiyacını durdurup ham madde ihracını durdurup sanayi ürünü satmamız gerekir. Ham maddeyi ihracını durdurup sanayi ürünü satmak gerekir. Dış ticaret açığını kapatmak için. Sonuç olarak en çok dış ticaret hacmimiz Almanya'ya, en çok ihracatımız Almanya'ya, en çok ithalatımız da Rusya'dandır. Rusya'dan en fazla ithalat etmemizin nedeni doğalgazla ilgilidir. Türkiye'de sanayi, bir yerde sanayinin kurulabilmesi için gerekli koşullar vardır. Bir yerde eğer sanayi kurulacaksa 8 tane durum söz konusudur bir yerde sanayi kurulabilmesi için. Öncelikle ham madde, ulaşım, iş gücü, kalifiye eleman, enerji, teknoloji, sermaye ve pazarlama olması gerekir. Bir yerde sanayinin kurulabilmesi için 8 başlık vardır. Ham madde olması gerekir, ulaşım olması gerekir, iş gücü olması gerekir, kalifiye eleman gerekir, enerji gerekir, teknoloji gerekir, sermaye gerekir ve pazarlama gerekir. Ülkemizde genel olarak ham madde ve iş gücünde sorun yoktur. Sermaye ve ulaşım en büyük sorundur ülkemizde. En yaygın iki sektör besin sanayi ve çimento sanayidir. Türkiye'deki iki tane yaygın sektör vardır. Bir tanesi besin sanayi, diğeri de çimento sanayidir. En dar iki sektör vardır. Bunlar da uçak ve ilaç sanayidir. İki dar sektör, birisi uçak, diğeri de ilaç sanayidir. Türkiye'nin ilk 5 büyük sektörü şunlardır. Türkiye'de ilk 5 büyük sektör önemlidir. Birinci olarak Türkiye'deki en büyük sektör petrokimyadır. Petrokimya ürünleri, yani petrolün ayrıştırılmış maddelerini satıldığı sektöre petrokimya sektörü denir. Bu birincidir Türkiye'de. Otomotiv sektörü ikincidir. Demir çelik üçüncü sektördür. Dördüncü sektör tekstildir. Beşinci sektör de elektroniktir. Bu sıralama unutulmamalı Türkiye'de. Petrokimya, otomotiv, demir çelik, tekstil ve elektroniktir. Dış ticaretimizde en çok sanayi ürünü satarız. Türkiye'de maden sanayi. Bir yerde madenin işletilmeye açılabilmesi için gerekli koşullar sanayideki koşullarla aynıdır. Sanayide ne vardı? Ham madde, ulaşım, iş gücü, kalifiye eleman, enerji, teknoloji, sermaye ve pazarlama gerekliydi. Bir madenin işletilmeye açılabilmesi için de bunlar gereklidir. Ayrıca bunlardan hariç olarak rezervinin yeterli olması gerekir. Toprak artı maden demektir bu. Rezervinin yeterli olması gerekir. İkincisi ise tenör oranının, yani madenin kalitesinin yüksek olması gerekir. Tenör oranının yüksek olması gerekir maden sanayinde. Bu da demek oluyor ki 10 tane koşul gerekiyor maden sanayinin gelişebilmesi için bir ülkede. Çıkarım alanı en geniş olan 3 maden şunlardır. Türkiye'de çıkarım alanı en geniş olan 3 maden vardır. En fazla çıkarılan Türkiye'de lignittir.
Türkiye'de çıkarılan en fazla maden lignit, ikincisi demir, üçüncüsü de kromdur. En dar olan iki maden vardır ki bunun bir tanesi kükürttür, diğeri de lülesaşıdır. Türkiye'de en dar olan iki maden kükürt ve lülesaşıdır. En çok ihraç ettiğimiz iki maden bor ve kromdur. Bor madeniyle kromu en çok ihraç ettiğimiz madendir. En çok ithal ettiğimiz iki maden ise bilindiği üzere ülkede pek olmayan petrol ve doğalgazdır. Türkiye'de ulaşım gelişmemiştir. En gelişmiş yol sistemi karayoludur. Her yere ulaşılabilmesinden dolayıdır. Yük ve yolcunun %90'ı karayoluyla taşınır. En ucuz yol deniz yoludur. Taşıma kapasitesi yüksektir bu yüzdendir. En pahalı yol ise hava yoludur. En önemli limanlarımız şunlardır. En önemli limanlarımız 10 tane liman, 11 tane liman sayılmış önemli olarak. Ve bunlardan İthal limanımız vardır. En büyük ithal limanımız Türkiye'nin en büyük şehri olan, insanın en fazla olduğu şehir olan ve turizmin en fazla olduğu şehir olan İstanbul'dur. En önemli de liman burasıdır ve en büyük ithal limanıdır. İzmir vardır. İzmir'de en büyük ihraç limanıdır. İzmir en büyük ihraç limanıdır. Ardından Mersin, İskenderun, Antalya, Bandırma, Bursa, İzmit, Samsun, Trabzon ve Zonguldak gelir. Türkiye'de ulaşım doğu batı yönlü gelişmiştir. Akarsu vadilerini izler yollar genelde. Akarsu vadilerini izler Türkiye'de. Türkiye'de enerji önemli bir konudur. Türkiye'de enerji. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. En çok enerji tükenebilir kaynaklardan yenilenemez kaynaklardandır. En çok enerji tükenebilir kaynaklardır ve bunlara yenilenemez kaynaklar denilir. Türkiye'de üretilen enerjinin ilk üç sırası şöyledir. Türkiye'de üretilen enerjinin ilk üç sırası doğalgaz, lignit ve akarsudur. Doğalgaz çok az olmasına rağmen ülkede en fazla üretilen enerji doğalgazdan kaynaklıdır. Ülkemizde nükleer santral bulunmadığı için uranyum ve toryum enerji edilemez. Ülkemizde nükleer santral bulunmadığı için uranyum ve toryumdan enerji elde edilmez. Buradaki bir not. Mersin ve Sinop'ta nükleer santral açılacaktır. Mersin için antlaşma Rusya ile yapılmıştır. Sinop için anlaşma zeminleri hazırlanmakta ve Çin'le ve ayrıca Japonya ile müzakereler devam etmektedir. Sinop'la nükleer santral için Mersin için Rusya ile anlaşma yapılmıştır. Santrallerimiz şunlardır. Doğalgazda çıkan santraller. Hamitapat vardır, Ova Akşa vardır ve Ambarlı vardır. Doğalgaz santralleri 3 tanedir. Hamitapat Kırklareli, Ova Akşa Bursa ve İstanbul Ambarlı'da doğalgazda çalışan termik santrallerimiz vardır. Taş kömürüyle çıkan bir tane, taş kömürüyle çalışan bir tane termik santralimiz var. O da Çatalhazı termik santrali vardır. Zonguldak'ta ve taş kömürüyle çalışır. Petrolle çalışan termik santraller var. İzmir, Aliağa ve Artvin, Hopa'da petrolle çalışan termik santral vardır. İzmir, Aliağa ve Artvin, Hopa'da. Lignitle çalışanlar var. Jeotermalle çalışanları da söyleyelim de ondan sonra kalanların hemen hemen hepsi lignitle çalışanlar zaten. Jeotermalle çalışan Sarayköy'de, Aydın Germencik'te ve İzmir Balçova'da olmak üzere 3 tane jeotermal santral vardır. Lignitle çalışanlar 12 tane lignitle çalışan santral vardır. Ve bunlardan en büyüğü Afşin Elbistan santralidir. Afşin Elbistan termik santrali Türkiye'nin en büyük termik santralidir. Ardından Manisa'da Soma,
Kütahya'da Tunç Dilek, Tavşanlı ve Seyit Ömer olmak üzere 3 tanedir. Muğla'da Yatağan ve Gökova olmak üzere 2 tanedir. Çanakkale Çan'da Dinyip'le çalışan bir termik santral. Bursa Orhan Elim'de yine Dinyip'le çalışan termik santral. Ankara Çayırhan'da yine Dinyip'le çalışan termik santral vardır. Sivas Kangal'da ve Dingöl Karlova'da da yine termik santral bulunur Dinyip'le çalışan. 12 tanedir. Soma, Tunç Bilek, Tavşanlı, Seyit Ömer, Yatağan, Gökova, Çan, Orhan Eli, Çayırhan, Kangal, Karlova ve Afşin olmak üzere Dinyip'le çalışır bunlar. Rüzgar enerjisi ile ilgili olarak Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale, Bandırma, Balıkesir, Alaçatı yani İzmir, Muğla ve Hatay'da rüzgar ile çalışan santraller yapılmıştır. Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale, Bandırma, Balıkesir, Alaçatı, Muğla ve Hatay'da. Bir not da burada verilmiş. Türkiye orta kuşakta bulunduğu için batı rüzgarlarının etkisi altındadır. O yüzden bütün rüzgarla ilgili olan enerji kaynakları batıdadır. Batı bölgesindedir. Sınır kapıları var. Sınır kapıları Türkiye'de Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Nahçıvan, Ermenistan ve Gürcistan'la olan sınır kapılarıdır. Bulgaristan'la olan ve önemli olan Bulgaristan'la iki tane sınır kapısı var. Bir tanesi Kapıkule, Edirne'den geçen, diğeri de Dereköy yani Kırklareli'den geçen sınır kapısıdır. Bulgaristan sınır kapısındaki en önemli olan Kapıkule'dir. Kapıkule, Bulgaristan sınırındaki en önemli sınır kapısıdır. Yunanistan sınırındaki en önemli sınır kapısı İpsala'dır. O da Edirne'den geçer. Bir diğer Yunanistan sınır kapısı Pazar Kule'dir. O da Edirne'dedir. İpsala ve Pazar Kule Edirne'de, Kapıkule Edirne'de, Dereköy Kırklareli'dedir. Batı sınırındaki 4 tane sınır kapısı Kapıkule, Dereköy, İpsala ve Pazar Kule'dir. 2 tanesi Bulgaristan'a, 2 tanesi Yunanistan'a bağlar. Ve 3 tane sınır kapı Edirne'dedir. Suriye ile iki tane sınır kapısı var. Bir tanesi Cilvegözü, Hatay'dan geçen Cilvegözü'dür ve önemlidir. Esas işlek olan budur. Cilvegözü, Hatay'dan giden Suriye ile işlek olan sınır kapısıdır. Ceylanpınar'dan vardır. Ceylanpınar sınır kapısı da Urfa'dadır. Irak'la sadece bir tane sınır kapısı vardır. Irak'la bir tek sınır kapısı, o da Habur'dur. Irak'la tek sınır kapısı Şırnak, Habur sınır kapısıdır. Bu da burada önemlidir. İran ile iki tane sınır kapısı vardır. Birincisi Gürbulak'tır ve önemli olan budur. İran sınırında Gürbulak vardır, Ağrı'dadır. Bir de diğeri de Hakkari'de vardır. Hakkari Esendere. Buradan da İran'a transit geçiş yapılır sınır kapısından Esendere. Nahçıvan ile dil ucu sınır kapısı vardır. Nahçıvan'la Iğdır'dadır bu da. Dil ucu sınır kapısı Nahçıvan'dadır. Nahçıvan'la Türkiye arasında olur. Iğdır'dan bağlantı sağlar. Ermenistan'la iki tane sınır kapısı vardır. İkisi de kapalıdır. Bir tanesi Iğdır'dan bağlanır, diğeri Kars'tan bağlanır. Iğdır'dan bağlanan Alican sınır kapısı, Ermenistan'dan bağlanan Akyaka sınır kapısıdır ve ikisi de kapalıdır. Gürcistan'la da iki sınır kapısı vardır. Bir tanesi Artvin'dedir ve önemli olan budur. Sarp sınır kapısı Artvin'dedir. Bir de Türk Gözü sınır kapısı var. Ardahan'da Türk Gözü sınır kapısı vardır. En uzun kara sınırı Suriye ile, en kısa kara sınırı Nahçıvan'la. Yüz ölçümü olarak en büyük komşumuz İran, en küçük komşu Nahçıvan'dır. En uzun kıyı Ege, kuş uçumu en uzun kıyı Karadeniz'dir. Ve ardından Türkiye'nin platoları ile ilgili olan konusu. Akarsular tarafından derince yarılmış yüksek düzlüklere denir platolar. Akarsular tarafından
derince yarılmış yüksek düzlüklere plato denir. En çok plato İç Anadolu'dadır. En az plato Karadeniz'dir. Marmara'daki platolar. Çatalca Kocaeli platosu. Yüksekliği en az olan plato Çatalca Kocaeli platosudur. Ege'de Yazılı Kaya, Kütahya Afyon içindedir. İç Anadolu gibi görüşse de Ege bölgesi içinde yazılır. Yazılı Kaya platosu. İç Anadolu'da ise 5 tane plato vardır ve en fazla platonun olduğu bölgedir. Obruk, Haymana, Bozok, Cihanbeyli ve Uzunyayla olmak üzere 5 tane plato vardır İç Anadolu'da. Obruk Konya'dadır, Kartik'tir. Önemlidir bu Obruk platosu Konya'dadır ve Kartik'tir. Diğer iki Kartik platoyu da Akdeniz'de işleyeceğiz zaten. Haymana platosu Ankara'da, Bozok, Yozgat'ta, Cihanbeyli, Konya'da, Uzunyayla'da, Sivas'tadır. 5 tane plato vardır İç Anadolu'da. Bunlardan bir tanesi Kartik platodur. Bu onlardan ayrılır ve Obruk platosu, Konya'daki Obruk platosu Kartik yapılıdır. Akdeniz'de iki plato var. Teke ve Taşeli platosu. Teke platosu Antalya'da, Taşeli platosu Mersin'dedir ve ikisi de Kartik'tir. Teke platosunu Mersin değil Antalya olarak iyi bellemek gerekiyor. Çünkü bazı yerlerde bu yanlış yazılmıştır. Teke platosu Antalya'da, Taşeli platosu Mersin'dedir. Ve Türkiye'deki 3 tane Kartik platodan 2 tanesi buradadır. Diğeri de Obruk'tur. Doğu Anadolu'da da 3 tane plato vardır. Ve bunların 3'ü de ayrıdır. Kendi içinde özeldir. Erzurum, Kars ve Ardahan platoları vardır. Bunların üçü de volkanik platodur. Doğu Anadolu'dakilerin hepsi volkanik platodur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Antep, Urfa ve Adıyaman platoları vardır. Karadeniz'de plato yoktur. Kıyı tipleri, Türkiye'de kıyı tipleri konusu. Türkiye'de boyuna Karadeniz ve Akdeniz kıyı tipleri görülür. Boyuna kıyı tipi Karadeniz ve Akdeniz'de görülür. Enine kıyı tipi ise Ege'de görülür. Ria diye bir durum vardır. Ria, Boğazlar, Muğla ve Datça. Muğla ve Datça'dadır. Boğazlar, Muğla ve Datça'ya Ria denir. Dalmatya vardır. Dalmatya, Kaş ve Finike kıyıları, Antalya'nın batısına Dalmatya denir. Limonli, büyük ve küçük çekmecedir. Limonli denilen yer, Limonli, büyük ve küçük çekmece buna örnektir. Dalmatya'ya Kaş ve Finike kıyıları, Antalya'nın batısı örnektir. Riyaya da Boğazlar ve Muğla, Datça civarı örnektir. Fikort diye bir terim var. Fikort ve Skyr. Fikort ve Skyr buzul kıyı tipleridir. Matematik konumdan ötürü orta kuşakta bulunmaz. Fikort ve Skyr buzul kıyı tipleridir. Ülkemizde de bulunmaz. Haliçli, Estuar ve Vat diye 3 tane de kıyı tipi vardır. Haliçli, Estuar ve Vat. Gelgit kıyı tipidir üçü de. Okyanusta kıyımız olmadığı için görülmez. Bu da özel konumdan ötürüdür. Tombala var. Tombala saplı ada demektir. Tombala adanın dalga birikmesi sonucu. Ana karaya bağlanmasına tombala denir. Kapıdağ Yarımadası yani Bandırma'daki Marmara Denizi içindeki Kapıdağ Yarımadası buna örnektir. Tombala'ya örnektir. Türkiye'deki akarsular konusu. Türkiye akarsularının genel özellikleri şunlardır. 10 tane özellik verilmiştir. Türkiye'nin akarsularının genel özellikleri şunlardır. Hızları fazladır. Sonucunda eğimden kaynaklanır. Hızlarının fazla olması eğimden kaynaklanır. Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Bunun da sebebi eğimdir.
Boyları kısadır çünkü yer şekillerinden kaynaklıdır. Sayıları fazladır, derinlikleri azdır. Debileri yani akım miktarları düşüktür. Debileri akım miktarıdır. Bu düşüktür, iklim koşullarına kaynaklıdır. Rejimleri yani seviye değişikliği düzensizdir. Kıyı Karadeniz ve Antalya hariç geri kalan Türkiye'deki bütün nehirlerin, akarsuların rejimleri düzensizdir. Kıyı Karadeniz'de yağışın fazla olmasından, Antalya'da da yeraltı kaynaklarından beslenmesinden ötürü Dalaman ve Manavgat'taki özelliğinden genelde çok düzensiz değildir bu iki yerde. Havzaları açıktır. Kura, Aras hariç. Kura ve Aras havzası açık değildir Kura ve Aras'ın. Havzaları dardır. Yer şekilleri yüzünden havzaları dardır. Ulaşım yapılmaz. Bartın çayı hariç ulaşım yapılmaz. Denge profiline ulaşamamışlardır. Genç oluşumlu bir ülke olmasından Türkiye daha denge profiline ulaşamamışlardır. Denge profiline ulaşan bir nehir Menderes çizmeye başlar. Denge profiline ulaşan bir nehir Menderes çizmeye başlar. Bunun içindir ki Ege'deki akarsular nispeten denge profiline biraz daha yaklaşmıştır. Döküldükleri yere göre akarsular şunlardır. Döküldükleri yere göre. Karadeniz'e dökülenler. Karadeniz'e 6 tane akarsu dökülür. Çoruh, Kızılırmak, Yeşilırmak, Bartın Çayı ve Filyos Çayı olmak üzere bir de Sakarya vardır. Çoruh, Kızılırmak, Yeşilırmak, Bartın Çayı, Filyos Çayı ve Sakarya 6 tanedir. Daha fazla da olabilir ama en önemlileri bunlardır. Marmara'ya Susurluk dökülür. Ege'ye dökülenler Meriç Ergen'e Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay'dır. Akdeniz'e dökülenler Dalaman, Aksu, Köprü, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan ve Asi'dir. Batıdan doğuya doğru sıraladığınız zaman Dalaman, Aksu, Aksu, Köprü, Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan ve Asi ırmakları vardır Akdeniz'e dökülen. Dışarıya gidenler vardır. Dışarıya giden 5 tane akarsu var Türkiye'de. Çoruh var Gürcistan'a gider. Fırat, Suriye, Irak gider. Dicle, Irak'tan gider. Aras, Ermenistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne gider. Kura da yine Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar'a gider. Hazar Gölü'ne dökülen Aras ve Kura vardır. Bunların ikisi de kapalı havzadır. Aras ve Kura kapalı havzadır. Dışarıdan gelenler vardır. İki tane nehir de dışarıdan gelir. Bir tanesi Asi'dir, Suriye'den gelir. Meriç Irmağı da Bulgaristan'dan gelir. Basra Körfezi'ne de iki tane giden ırmak var. Bunlar da kollarıyla birlikte Fırat vardır. Karasu ve Murat Kolu ile birleşir ve Basra Körfezi'ne gider. Dicle vardır, Zap suyunu da alır ve Basra Körfezi'ne gider. Türkiye'de göller. Türkiye'de göller, tektonik göller. Tektonik göller, ülkedeki bütün tektonik gölleri yazarsak, tatlı olmayan göller var. Suyu tatlı olmayan gölleri özellikle işaretlemiş bunlar. Yeri geldiği zaman belirtilecek. Türkiye'deki tektonik göller bazıları iki defa yazılacak. Tektonik göller içinde Van Gölü, Tuz Gölü, Eber, Akşehir, Çavuşçu, Seyfe, Hazar, Ulubat, İznik, Sapanca, Manyas, Beyşehir, Eğridir ve Burdur gölleri tektonik göllerdir Türkiye'de. Türkiye'deki tektonik göllere Van, Tuz Gölü, Eber, Akşehir, Çavuşçu, Seyfe, Hazar, Ulubat, İznik, Sapanca, Manyas, Beyşehir, Eğridir ve Burdur gölleri tektonik göllerdir.
ve bu tektonik yerlerden 3 tanesinin tuzu tatlı değildir. Bu 3 suyu tatlı olmayan 3 göl, bir tanesi Van Gölü'dür, diğeri Tuz Gölü'dür, bir diğeri de Burdur Gölü'dür. Burdur Gölü de tuzu tatlı değildir, yani suyu tatlı değildir. İkinci olarak karstik göller Türkiye'de. Beyşehir Gölü, Eğridir Gölü, Burdur Gölü, Acı Göl, Salda, Sula ve Kovada gölleri karstik göllerdir. Karstik göllerdir bunlar. Burada Burdur Gölü'nden bir kez daha bahsettik. Burdur Gölü hem tektonik göldür hem karstik göldür. Burdur Gölü hem tektonik göldür hem karstik göldür ve suyu tatlı değildir. Yine Beyşehir Gölü ve Eğridir Gölü de hem karstik göllerdir hem de tektonik göllerdir. Yani çöküntü gölleri demektir aslında tektonik göl. Çöküntü bir göldür ve karstik yapılıdır. Karstik arazi üzerindedir. Üçüncü göl çeşitleri buzul göldür. Bunların diğer adı sirç gölleridir. Sirç göllerine diğer adı buzul gölüdür. Ağrı Dağı, Kaçkar Dağı, Buzul Dağı ve Bolkar Dağları gibi yüksek yerlerdeki su birikintilerine buzul gölü denir. Dördüncü göl çeşidi volkanik göldür. Volkanik göl krater gölü demektir. Volkanik göl krater gölüdür. Nemrut, Meke Tuzlası, Acı Göl ve Gölcük, Isparta bunlar volkanik göl yani krater gölüne örnektir. Burada da iki tanesini tuzu tatlı değildir. Yani suyu tatlı değildir volkanik göllerden. Meke tarlası tuzlası ile Acı Göl, Nevşehir'deki Acı Göl suyu tatlı olmayan iki göldür. Volkanik göl içinde 4 tane volkanik göl vardır. Nemrut, Meke tuzlası, Acı Göl, Gölcük. Gölcük Isparta'dadır. Acı Göl Nevşehir'de bulunan göllerdir. Beşinci olarak volkanik sert gölleri var. Diğer adı bunun Lav Set Gölü'dür. Volkanik Set Gölü, volkanik göller kraterlerde oluşan göllerdir. Volkanik Set Gölü, Lav Set Gölü'dür. Bunlar birbirine karışmaması gereken konulardır. Volkanik Set Gölleri'ne Van, Erçek, Çıldır, Balık, Nazik, Haçlı ve Bulanık. Volkanik Set Gölleri'ne Van, Erçek, Çıldır, Balık, Nazik, Haçlı ve Bulanık gölleri örnektir. Burada yine Van Gölü'nden tekrar bahsedilmiş hem tektonik göl çöküntü gölüdür hem de volkanik set göldür Van Gölü. Ayrıca Van Gölü'nün tuzu tatlı değildi, suyu tatlı değildi ve Erçek Gölü'nün de suyu tatlı değildir. Şu ana kadar Van, Tuz Gölü, Burdur Gölü, Acı Göl, Meke Tuzlası ve Erçek Gölü suyu tatlı olmayan göl oldular. Altıncı olarak Heyelan Set Gölü vardır. Heyelan Set Gölleri Abant, Yedi Göller, Zinav, Sülük, Tortum ve Tera gölleridir. Hepsi Karadeniz'de bulunan göllerdir. Abant, Yedi Göller, Zinav, Sülük, Tortum ve Tera Gölü Heyelan Set Gölü'dür. Bunların sularının hepsi tatlıdır. Şu ana kadar bir buzul göller içinde suyu hepsi tatlı olan çıktı. Bir de Heyelan Set Gölleri içindekilerin hepsi tatlıdır. Alüvyon Set Gölleri'nde de suların hepsi tatlı olacak. Şimdi Alüvyon Set Gölü kenarlarda olanlardır. Kenarlarda olan göllerdir genelde. Ama ayrıntılar da istisnalar da var. Bafa Gölü diğer adı Çamiçi Gölü'dür. Marmara Gölü, Köyceğiz Gölü, Uzun Göl, Eymir ve Mogan Gölü var. Alüvyon Set Gölü'dür. Bafa, Marmara, Köyceğiz, Uzun Göl, Eymir ve Mogan Gölleri Alüvyon Set Gölü'dür. Bunların da suyu tatlıdır.
Baraj Set Gölleri'ne geldiğimizde Baraj Set Gölleri yapay göl demektir. Fırat üzerinde Keban, Atatürk, Karakaya ve Birecik, Dicle üzerinde Batman, Kral Kızı, Deve Geçidi, Ilıslı ve Cizre, Kızılırmak üzerinde Şırfanlı, Kesik Köprü, Altınkaya, Yeşilırmak üzerinde Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu ve Almus, Soruh üzerinde Tortum, Boşka, Deriner ve Muratlı, Sakarya üzerinde Gökçekaya, Sarıyer ve Hasan Polatkan'dır diğer adı zaten. Gediz üzerinde Demirköprü, Büyük Menderes üzerinde Kemer ve Adıgüzel, Manavgat üzerinde Oymapınar, Seyhan üzerinde Seyhan, Ceyhan üzerinde Aslantaş Berke, Kartalkaya gibi barajlar vardı. Seyhan üzerinde Menzelet filan var daha. Seyhan üzerinde bunlar yazılmamış, sadece burada geçilmiş bu kadarla. Kıyı Set Gölü var, Lagün Gölü denir. Kıyı Set Gölü, Lagün Gölü'dür. Bunlar 3 tanedir. Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Terkos gölleri Kıyı Set Gölü'dür ve 3 tanedir. Diğer adı Lagün Gölü'dür. Şu ana kadar tuzla, sulara acı olan, tatlı olmayanlar Van, Tuz, Burdur, Teknolik göllerde Van, Tuz, Burdur, Karstik göllerde Burdur, Acı Göl, Volkanik Set göllerinde Van, Erçek, Volkanik göl yani krater göllerinde Meke Tuzlası ve Acı Göl olmak üzere suları tatlı değildir. Topraklar, Türkiye'deki topraklar. Fiziksel çözülmeye mekanik çözülme de denir. Sıcaklık farkı fazla, su azdır. Karasal ikliminde çok gözükür. Sıcaklık farkı fazladır, su azdır. En fazla Doğu Anadolu'da, en az Karadeniz'de görülür. Fiziksel çözülme, mekanik çözülme. Kimyasal çözülme ise en fazla Karadeniz'de görülür. Su fazladır ve sıcaklık da fazladır. En fazla Karadeniz, Akdeniz, en az Güneydoğu, İç Anadolu olur. Bu ikisinin ortak oluşma noktası topraktır. Kimyasal çözülme ile fiziksel çözülmenin ikisinin de ortak özelliği toprak oluşturmasıdır. Toprağın katmanları şunlardır. Toprağın 4 tane katmanı vardır. En altta ana kaya vardır. Onun üzerinde Hazirona, Horizona diye bir katman bulunur. Yine onun üzerinde B horizonu, C horizonu ve A horizonu olarak sıralanır. A horizonu yıkanma katıdır en üstte. Yıkanmış katı topraktır. Onun altında birikme katı vardır. B horizonunda toprakların. Toprak çok yıkanırsa tuz ve kireç az görülür. Onun içindeki Karadeniz'de azdır. Humus, canlı kalıntısı, alta geçeceğinden toprak verimsizdir. Toprak çok yıkanırsa tuz ve kireç az görülür. Bunlar humus yani canlı kalıntısı, alta geçeceğinden böyle topraklar verimsiz olur. Toprak az yıkanırsa tuz ve kireç fazla olur. Humus bakımından yani yeşil gübre kalıntısından fakir olduğundan yine fakir olur. Toprak çok yıkanırsa tuz ve kireç az görülür. Humus yani canlı kalıntısı alta geçeceğinden toprak verimsizdir. Bu kez toprak az yıkanırsa tuz ve kireç fazla olur. Humus bakımından yani yeşil gübre kalıntısından fakir olduğundan toprak yine fakir olur. Toprak çeşitleri şunlardır. Birinci toprak çeşidi lateritdir. Doğu Karadeniz'dedir. Laterit toprakları Doğu Karadeniz'dedir ve verimsizdir. İkinci toprak podzal topraktır. Podzal toprak Batı Karadeniz'dedir ve verimsizdir. Podzal toprak Batı Karadeniz'dedir ve verimsizdir. Üçüncü olarak Terra Rossa vardır. Terra Rossa Akdeniz, Ege, Güney Marmara'da bulunur ve verimsizdir. Terra Rossa toprakları da Akdeniz, Ege ve Güney Marmara'da bulunur. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda gibi gözüküyor.
kestane renkli step topraklar. Güneydoğu ve İç Anadolu'dadır. Bunlar da verimsizdir. Pudra topraklar kutuplarda görülür. Verimsizdir. Çöl toprakları, tuz gölü çevresi çok benzer. Bunlar da verimsizdir. Kahverengi orman toprakları. Karadeniz ve Akdeniz'de görülür kahverengi orman toprakları verimlidir. Çernozyum toprakları var. Çernozyum toprakları Erzurum, Kars'ta bulunur. Verimlidir. Ancak bizim iklim bozuk olduğu için biz bu topraklardan yararlanamayız. Erzurum ve Kars bizim en verimli topraklarımızdır. Ancak bizim burada iklim bozuktur. Ve bu Çernozyum toprağı da dünyanın en verimli toprağı sayılır. Burada bir not var. Masif arazi diye bir arazi çeşidi var Türkiye'de. Masif arazi. Eski kütle demektir masif arazi. Düz ve yaygın büyük yer kopuğu blokları arasında bulunan bölgesel metamorfizma yani başkalaşım geçirmiş kaya topluluklarına masif adı verilir. Düz ve yaygın büyük yer kopuğu blokları arasında bulunan bölgesel metamorfizma yani başkalaşım geçirmiş kaya topluluklarına masif adı verilir. Masifler eski kütleler oldukları için katılaşmış, sertleşmiş ve kırılgan bir özellik kazanmışlardır. Türkiye'deki masif araziler Marmara'da Yıldız Dağları, Istranca civarı, Uludağ Masifi, Kaz Dağları civarı da bulunur. Türkiye'deki masif araziler Marmara'da Yıldız Dağları, Uludağ ve Kaz Dağları'nda bulunur. Ege'de Saruhan Menteşe civarında bulunur. İç Anadolu'da Kırşehir, Akdağ Madeni ve Niğde civarında bulunur. Karadeniz'de Daday ve Devrekani yani Kastamonu'nun kuzey kısmında bulunur. Karadeniz'de Daday ve Devrekani civarında bulunur. Doğu Anadolu'da da Bitlis civarında masifli arazi bulunur. Taşınmış topraklar. Taşınmış topraklar akarsu, rüzgar, buzul ve eğimin etkisiyle oluşan alüvyol oluşumuyla olmak üzere 4 çeşittir taşınmış topraklar. Akarsuyla gidenlere alüvyol, rüzgarla gidenlere löz, buzulla gidenlere moren, eğimin etkisiyle gidenlerde kolüvyal denir. Kolüvyal, eğimin etkisiyle oluşmuş topraklara da kolüvyal toprak denir. Heyelan. Heyelan kenusu toprak kaymasıdır. Oluşturan faktörler şunlardır. Heyelanı oluşturan faktörler. Eğim ana faktördür. Heyelanın ana faktörü nedir denilirse bunun ana faktörü eğimdir. Ardından yağış miktarı gelir. Yağış miktarı ile eğim karışmamalıdır. Eğim birinci ana faktördür. Yağış eğime bağlı olarak zaten heyelan yaratır. Kar erimeleri, çilli topraklar, tabakaların uzanış doğrusu ve yer çekimi heyelanın önemli bir oluşum sebeplerindendir. Eğim, yağış, kar erimeleri, çilli topraklar, tabakaların uzanış doğrusu ve yer çekimi heyelanın oluşmasında etkilidir. En çok heyelan Karadeniz'de görülür. İlkbahar mevsiminde görülür kar erimeleri yüzünden. Erozyon konusu, erozyon toprağın üst kısmının taşınmasına denir. Hızlandıran faktörler şunlardır. Erozyonu hızlandıran faktörler. Erozyonun ana faktörü ise bitki örtüsünün cılız olmasıdır. Bir yerde bitki örtüsünün cılız olması erozyonun ana faktörüdür. Bunda da erozyonun ana faktörü başka şeylerdir diye karışmaması gerekir. Bitki örtüsünün cılız olmasıdır. İkinci olarak eğim, sel kontrolsüz su, sel yani kontrolsüz su, toprakların nadasa bırakılması, meraların aşırı otlatılması, yangınlar, tarlaların eğim yönüne paralel sürülmesi ve yine erozyonu hızlandıran faktörlerdir. Erozyonu azaltan faktörler de şunlardır.
ağaçlandırma yapılmalıdır. Tarlaları eğime dik sürmek gerekir. Nadas yerine nöbetleşe ekim yapmak gerekir. Ahır hayvancılığını geliştirmek gerekir. Baraj kurmak gerekir. Barajlarda en azından giden toprak kalır. Bu niyetle barajı kurabiliriz. En çok erozyon İç Anadolu, en az erozyon Karadeniz'de görülür. Son konumuz ise harita bilgisi konusu. Herhangi bir yerin kuş bakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde küçültülmesidir harita ve düzleme aktarılmasıdır. Bir üçgen şekli olarak düşünürsek bir haritayı, üçgenin tepesinde ne vardır? Gerçek uzunluk, harita uzunluğu ve ölçek. Gerçek uzunluk bölü harita uzunluğu çarpı ölçek bize uzunluğu verir. Ölçek, eğer ölçeği 1 bölü 500 bin olan bir haritada harita uzunluğu 3 santimetre ölçülürse, gerçek uzunluğunu bulmak için harita uzunluğu kısmını üçgende kapatırsak harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü gerçek uzunluk çarpı nedir? Gerçek uzunluk çarpı ölçektir. Burada 5-0 vardır. Devamlı 5-0 silinir. 5-0 sileceksin. Daha sonra ekleyeceksin. Bu kadar basittir aslında. 5-0 ölçekten 5-0'ı sileceksin. Her şekilde 5-0 silinecek. 6-0 silinmeyecek. Ya da 4-0 silinmeyecek. 5-0 silinecek. Ardından bu 5-0 işlem yapıldıktan sonra eklenecektir. Gerçek uzunluk 12 santimetre harita uzunluğunu sorarsa, bu kez de gerçek uzunluk 12 santimetre haritayı sorarsa gerçek uzunluğu harita uzunluğuna bölmek gerekir. 12 bölü 3'ten 4, ondan sonra da bu bizim çıkarmış olduğumuz 5-0, silinen 5-0 buraya eklenir. Harita bilgisi de bu kadardı. Son olarak birkaç güncel bilgiden faydalanacağız. Güncel bilgiden. Selimiye Camii ve Külliyesi ile ilgili bir durum var. Selimiye Camii ve Külliyesi 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilmiştir. Selimiye Camii ve Külliyesi 2011 yılında UNESCO'nun dünya mirasına kabul edilmiş bir yerdir. Türkiye ve Gürcistan vatandaşları 2011 tarihinden itibaren Sars sınır kapısından kimlik kartıyla pasaportsuz geçiş yapabilmektedir. Türkiye ve Gürcistan vatandaşları Sars sınır kapısından kimlik kartıyla pasaportsuz geçiş yapabilmektedir. Bu da önemli bir konudur. Hangi sınır kapısında insanlar artık 2011'le kimlik kartıyla geçiliyor denilebilir, sorulabilirse bu Gürcistan'la olan sınır kapısı Sars sınır kapısındadır. Çevreye en çok karbonhidrat yayan ülkeler 2010 yılı verilerine göre Çin %23'tür. ABD ise %18'le ikincidir. 2010 verilerine göre çevreye en çok karbondioksit yayan ülkeler Çin birincidir %23 ile ABD ikincidir. TÜİK verilerine göre 2011 yılı en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler. En çok ihracat yapılan ülkeler 2011'de Almanya'dır. En çok ihracat yapılan ülke Almanya'dadır. En çok ithalat yapılan ülke Rusya'dır. Diğer güncel olan bilgiler ise şunlardır. Hükümet ve Maliye Bakanlığı arasındaki ilişkiyi ekonomiden sorumlu devlet bakanı yürütür. Hükümet ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişkiyi ekonomiden sorumlu devlet bakanı yürütür.
Merkez Bankası'nın hukuki statüsü nasıldır demiş. Merkez Bankası'nın hukuki statüsü, kamu iktisadi teşebbüsü, özel kuruluş, üst kurul, iktisadi devlet teşekkülü gibi şeyler değil. Merkez Bankası bir anonim şirkettir. Hukuki statüsü Merkez Bankası'nın anonim şirkettir. Türkiye'de ödemeler dengesi istatistikleri Merkez Bankası tarafından tutulmaktadır. Ödemeler dengesi istatistiklerini Merkez Bankası tutar Türkiye'de. Türkiye'de ödemeler dengesi istatistiklerini tutan kişi Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, BİST Ticaret Müsteşarlığı gibi kurumlar değildir, Merkez Bankası'dır. Nobel almıştır demiş. Hangileri Nobel almamıştır? Genellikle iktisatçılarından bahsetmiş. Higgs ve Kuznets, Tobin ve Friedman, Modiflint ve Hayek, Akoldzor ve Stiglitz demiş. Bunlar Nobel ödülü almıştır. Donskis ve Fisher Nobel ödülü almayan iktisatçılardandır. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası'nın piyasaya para verebilmesinin bir yolu değildir? Merkez Bankası'nın piyasaya para verebilmesinin yolları: altın almak, döviz almak, bankalara kredi açmak, ikincil piyasadan hazine bonosu almak gibi durumlar vardır. Merkez Bankası piyasada para verebilmesinin yollarından olmayan hazineye avans vermektir. Eskiden veriyordu Merkez Bankası hazineye avans verirdi. Bu daha sonra kaldırılmıştır. Artık Merkez Bankası hazineye avans vermez. Türkiye'de 2007-2013 dönemi kaçıncı 5 yıllık kalkınma planıdır? 9. kalkınma planıdır. İlk plan 1963-67 yılları arasındadır. 80'de bir ara dönem olmuştur. Hangisi yakın dönemde enflasyonun düşmesine katkı sağlayan unsurlardan biri değildir? Türkiye'de enflasyonun yakın dönemde düşmesine katkı sağlayan unsurlar: verimlilik artışları, TL'nin aşırı değerli olması, Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki ucuz iş gücü maliyetleri, uluslararası likidite koşulları, olumlu seyri Türkiye'deki enflasyonun son dönemlerde düşme nedenidir. Yurt içi talepteki artış demiş. Bu enflasyonu düşürmez, daha talep enflasyonu denen bir durumu ortaya çıkarır burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin enflasyon hedeflemesinde belirgin biçimde saptaması durumunda hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde yapması gereken sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi gerekir ve kamuoyuna açıklaması gerekir. Çünkü enflasyon hedeflerinde şeffaflık gerekir. Hesap verilebilirlik ilkesinin genel maksadı budur. Kamuoyuna açıklamak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2002-2006 yılları arasında örtük enflasyon hedeflemesi stratejisini, yani politikasını kullanmıştır. 2002-2006 yılları arasında para politikası stratejisini örtük enflasyon hedeflemesi olarak uygulamıştır Merkez Bankası. Dünyada ilk Merkez Bankası ise kuran ülke İsveç'tir. Dünyada ilk Merkez Bankası kuran ülke İsveç'tir.